Ali Çınar, hoş geldin. İyi haftalar. Cumhuriyet Bayramı'n kutlu olsun. Amerika'da da çok güzel kutlamalar eşliğinde. Bu günü hep birlikte sizler de kutladınız. Biz de takip ettik. Paylaştığın resimler için de çok teşekkür ediyorum. Bu arada hepsi birbirinden güzel ve gurur vericiydi. Şimdi gelelim gündemimize. Bu hafta nelere odaklanıyor olacağız? An itibariyle neler konuşuluyor ABD tarafında? Söz sende. Teşekkürler Didem. Ben de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Öncelikle yatırımcılar çarşamba günü Fed'in faiz kararı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve ayrıca Apple'ın kazanç raporuna odaklandığını görüyoruz. Ve Nasdaq'ta şu anda pozitif bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde S&P 500 ve Dow Jones'ta da bir artış var, yani yeşilde. Dow Jones'ta %0.87, S&P 500'de de %1 civarında bir pozitif seyir olduğunu görüyoruz. Bilanço raporları açıklanmaya devam ediyor. McDonald's 3. çeyrek bilanço raporunu açıkladı. Gelirleri beklentinin üzerinde olduğu için de yüzdesi 2 civarında hissesi arttığını söyleyebiliriz. 10 yıllık tahvil getirileri pozitif seyirde, %5'in altında, biraz altında seyrediyor. Altın madencileri yüksek altın fiyatlarının etkisiyle Mart ayından bu yana en iyi ayına doğru gittiğini söyleyebilirim. Bununla beraber Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında da hafif bir düşüş var. Tabii çarşamba günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli. O nedenle piyasaların gözü de çarşamba gününe odaklanmış durımda. Üçüncü çeyrekte yıllık %4.9 oranında beklenenden Amerikan ekonomisinin daha hızlı büyümesi ve Fed Başkanı'nın ay başında söylediği büyük hamleler yapmak istemedikleri ve ekonomiye gereksiz zarar verme riskine girmek istemediği belirtilmesiyle beraber de acaba faiz artışı olmayacak gündemi daha çok olmaya başladı. Bununla beraber önemli bir haber geldi. General Motors otomobil sendikayla anlaştı. Geçen cuma Ford anlatmıştı. İki büyük otomobil firmasının grevleri sonlandırmak için antlaşmaları da önemli oldu. Şu zamana kadar da 8 milyar dolarlık neredeyse bir zararın, maliyetin olduğunu da belirtmekte fayda var. Apple'ın bugün üretim ürün tanıtımı olacak. Bunu takip edeceğiz. Ve Beyaz Saray gündemi Didem. Başkan Biden bugün yapay zeka konusunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir programa katılacak. Bundan önce de Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi ve yapay zekadan kaynaklanan riskleri önlemeyi amaçlayan kapsamlı bir kararnameye imza atıyoruz. Kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla yapay zekaya oluşturulan içeriğin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar getiriyoruz açıklamasında bulundu. Ve son olarak da Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı 17 Kasım'da hükümetin kapanmaması için öncelikli çalışma yapacağını açıkladı. O nedenle bu haftada biz Demokrat Parti ile Cumhuriyetçiler arasında hükümetin finansmanı konusunda çalışmaları ve haberleri de takip edeceğiz Didem. Kolaylıklar diliyoruz.